Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere kafiye, redif ve ahenk unsurları ile ilgili üçüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerin hangisinde kullanılan uyak türü bu dizelerle aynıdır demiş. Soru öncülünde veren dizelere baktığımızda lal ve melal kelimelerini görüyoruz. Arkadaşlar lal kelimesi melal kelimesinin içerisinde yer almış. Bir sözcük başka bir sözcüğün içerisinde yer alıyorsa oluşan kafiye türüne tunç uyak adı verilir. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde kıyı ve ağrıyı kelimelerinde bakın şuradaki ıyılar üç ses benzerliğinden dolayı nedir? Zengin uyak olarak karşımıza çıkar. Soru öncülünde tunç uyağı sorduğu için A seçeneğini elemiş oluruz. Çağıldadı ve tadı kelimelerine bakalım. Bakın tat kelimenin kökü şuradaki ı nedir arkadaşlar? Sonsuzluğun tadı olduğu için buradaki ı iyelik ekidir. Yine çağıldamak burada fiil olarak karşımıza çıkar. Şuradaki dı nedir? Buradaki dı eki de görülen geçmiş zaman kipekidir. Bakın ekler aynı değil. Ekler aynı değilse burada redif aranmaz. Dolayısıyla ben direkt neye bakarım arkadaşlar? Kafiyeye bakarım. Görmüş olduğunuz gibi yine sağdan sola doğru gidiyorum. I'lar benziyor, D'ler benziyor, A'lar benziyor. Fakat D ve T sesleri aynı değil. O halde ben şuradaki adı seslerini ne olarak alırım? Üç ses benzerliğinden dolayı zengin uyak olarak kabul ederim. Seçenekte tunç uyağı sorduğu için bunu da elemiş oluruz. Vatan ve zan sözcüklerine bakıyoruz. Bakın vatan kelimesi kök halinde, zan kelimesi de kök halinde. Eğer bir sözcük kök halindeyse burada redif aranmaz. Fakat sözcüklerin farklı olması lazım. Sözcükler aynı ve anlamları da aynıysa redif olur. Fakat kök halinde ve farklı sözcükler ise eğer burada redif aranmaz. Bu yüzden ses benzerliğine bakıyorum. N'ler benziyor, A'lar benziyor. Z ve T birbirine benzemediği için iki ses benzerliğinden dolayı ben buna ne derim arkadaşlar? Tam uyak derim. Bu yüzden ben C seçeneğini denemiş olurum. Gürültülü ve örtülü kelimesine bakıyorum. Bakın kelimenin kökü gürdür. Gürden gürül, gürülden gürültü olmuş. Gürültü kelimesi şuradaki tü eki isimden isim yapım ekidir. Gürültülü kelimesindeki lü eki de ne ekidir arkadaşlar? İsimden isim yapım ekidir. Örtülü kelimesine baktığımızda kelimenin kökü örtmektir. Örtmek fiil köküdür. Örtmekten örtü olmuş. Bakın şuradaki ü sesi dikkat edecek olursanız fiilden isim yapım ekidir. Lü eki nedir? Buradaki lü eki de isimden isim yapım ekidir. O halde şuradaki lü ekleri ne olarak karşımıza çıkar? Buradaki lü ekleri aynı ekler. İkisi de isimden isim yapım eki olduğu için ben bunları redif olarak kabul ederim. Fakat şuradaki örtmekten örtü olmuştu. Fiilden isim yapım eki, gürden gürül, gürülden gürültüydü. Bu da isimden isim yapım ekiydi. Şuradaki tü eki. Dolayısıyla arkadaşlar ekler aynı değil. Ekler aynı olmadığı için ben buradaki ses benzerliğine bakarım. Ü'ler benziyor, T'ler benziyor. Bakın L ve R sesleri farklı. O halde buradaki şu tü sesleri ne olur? Buradaki tü sesleri iki ses benzerliğinden dolayı tam uyak olur. Niye? Çünkü görevleri aynı değil o eklerin. Bu yüzden ben D seçeneğini de elemiş olurum. E seçeneğine bakalım. Gördüm deniz dedikleri binbaşlı ejderi, gördüm güzel vücudunu zümrütleyen deri ifadesinde. Deri sözcüğü ejderi kelimesinin içerisinde yer almış mı? Evet. Bir sözcük başka bir sözcüğün içerisinde yer alıyorsa biz buna tunç uyak demiştik. Bize bunu sormuştu. Aynı olanı sormuştu. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tunç uyak örneği yoktur demiş. Tunç uyak bir sözcüğün başka bir sözcük içinde yer almasına denir ki birinci soruda bunu hatırlarsanız yapmıştık. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde dize sonunda erken ve gezerken kelimesini görüyoruz. Arkadaşlar erken kelimesi gezerken kelimesinin içinde yer almış mı? Evet. O zaman burada oluşan kafiye biz ne diyoruz? Tunç uyak diyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Çeralla ağla kelimelerini görüyoruz C seçeneğinde. Ağlamak sözcüğü, çerağla sözcüğün içerisinde yer almış mı? Evet.
bir sözcük başka bir sözcüğün içerisinde yer alıyorsa buna Tunç Uyank denir. Bundan dolayı ben C seçeneğini denemiş olurum. D seçeneğinde ayrılık ve ılık kelimelerine bakıyoruz. Ilımaktan ılık olmuş arkadaşlar. Yani fiilden isim yapı mekini almış. Burada ayırmaktan ayrı, ayrıdan ayrılık olmuş. Gördüğünüz gibi buradaki lık eki nedir? İsimden isim yapım ekidir. Dolayısıyla eklerin görevleri aynı değil. Eklerin görevleri aynı olmadığı için direkt kafiyeye bakarım. Ilık sözcüğü, ayrılık sözcüğün içerisinde yer aldığı için oluşan kafiye türüne Tunç Uyak adı verilir. Bundan dolayı biz D seçeneğini denemiş oluruz. İnle ve cesedinle kelimesine bakıyoruz. İnleme kök halinde ve cesedinle kelimesinin içerisinde yer almış. Bir sözcük başka bir sözcüğün içerisinde yer alıyorsa buna Tunç Uyank adı verilir. Bundan dolayı ben E seçeneğini denemiş olurum. B seçeneğine baktığımızda ise Dimağla ve Çağla sözcüklerini görüyoruz. Dize sonunda Çağla sözcüğü Dimağla sözcüğün içerisinde yer almamış. Aynı zamanda şuradaki ağla seslerinin benzer olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 4 ses benzerliği var ve oluşan bu kafiye türüne biz ne diyoruz arkadaşlar? Zengin uyak diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu dizelerde kullanılan uyak türü aşağıdaki dizelerin hangisinde yoktur demiş. Bakalım. Fikir ve kir sözcüklerini görüyoruz. Dize sonunda kir sözcüğü fikir sözcüğün içerisinde yer almış. Bir sözcük başka bir sözcüğün içerisinde yer alıyorsa oluşan bu uyak türüne Tunç Uyak denir. Seçeneklere baktığımızda öğüt sözcüğü söğüt sözcüğün içerisinde yer almış. Arkadaşlar bu uyak türüne Tunç Uyak denir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğinde yük sözcüğü büyük sözcüğün içerisinde yer almış. Burada da Tunç Uyak kullanılmaktadır. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. İnat sözcüğünün kainat sözcüğü içerisinde yer aldığını görüyoruz. Oluşan uyak türüne Tunç Uyak denir. Bunu da elemiş oluruz. Kıl sözcüğünün akıl sözcüğü içerisinde yer aldığını görüyoruz. Oluşan bu uyak türüne de Tunç Uyak denir. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise gerçek ve diriltecek sözcüklerini görüyoruz. Burada arkadaşlar bir sözcük diğer sözcüğün içerisinde yer almıyor. Aynı şekilde gerçek sözcüğü kök halinde. Bundan dolayı direkt kafiye bakıyorum. K'ler benziyor, E'ler benziyor. C ve Ç sesleri farklı. Bunları alamam. Dolayısıyla şuradaki ek seslerinin benzer olduğu görülmektedir. İki ses benzerliğinden dolayı oluşan uyak türü nedir? Tam uyaktır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ötekilerden farklı bir uyak kullanılmıştır? Seçeneklere bakalım. Avare ve gülnare sözcüklerini görüyoruz. Bakın arkadaşlar, avare sözcüğü kök halinde olduğu için direkt kafiye bakıyorum. E'ler benziyor, R'ler benziyor, A'lar benziyor. Başka da ses benzerliği yok. O yüzden are seslerini alıyorum. 3 ses benzerliği olduğu için oluşan uyak türü nedir? Zengin uyaktır. B seçeneğine baktığımızda sarı ve kanatları sözcüğünü görüyoruz. Sarı kelimesi kök halinde olduğu için kanatları sözcüğündeki çokluk ekinin ve iyilik ekinin bizim için bir önemi kalmadı. Direkt kafiyeye bakıyorum. Bakın I'lar benziyor, R'ler benziyor, A'lar benziyor. Başka da ses benzerliği yok. Bu ses benzerliklerin aynı zamanda sırayla birbirine benzemesi lazım. Bu yüzden arkadaşlar şuradaki arı sesleri 3 ses benzerliğinden dolayı ne olur? Zengin uyak olur. C seçeneğine bakıyorum. Karanfil ve sefil sözcüklerine bakıyoruz. Bakın sefil sözcüğü ve karanfil sözcüğü kök halinde. O yüzden ben yine direkt kafiyeye bakıyorum. Ne oldu arkadaşlar? Şuradaki fil seslerinin benzer olduğunu görüyorum. 3 ses benzerliğinden dolayı bu da zengin uyaktır. D seçeneğinde kırmızı ve kızı sözcükleri var. Kırmızı sözcüğü kök halinde olduğu için ülkesinin kızı dediğimde şuradaki iyelik eki olan I'nın bir önemi kalmadı benim için. O yüzden direkt kafiyeye bakıyorum. Ne oldu arkadaşlar? Izı seslerinin benzer olduğunu görüyorum. 3 ses benzerliği olduğu için bu da zengin kafiyedir. E seçeneğine baktığımda ise zehirlendi ve kirlendi sözcüklerini görüyoruz. Kelimenin kökü zehir, kelimenin kökü kir. Zehirden zehirlenmek olmuş. Yani isimden fiil yapım eki almış.
Şuradaki di de nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kepeki. Kirden kirlenmek olmuş. Bakın buradaki lanlen ekidi arkadaşlar nedir? İsimden fiil yapım ekidir. Di nedir? Bu da görülen geçmiş zaman kepekidir. Ne oldu arkadaşlar? Şuradaki lendi, lendiler. Aynı görevde kullanılan ekler olduğu için ben bunlara ne diyorum? Redif diyorum. Geriye kalan ses benzerine bakacak olursa irlerin kaldığını görüyoruz değil mi? Şuradaki bakın irler kaldı. İrler iki ses benzerliğinden dolayı neyi oluşturur? Tam uyağı oluşturur. Diğerlerinden farklı olana sormuştu. E seçeneğinde tam uyak kullanıldığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Kaybettim kendimi aşkın deryasında, yönümü yitirdim, yüzer dururum. Bu dizelerle sahile vurduğum dolmayan çilemi yazar dururum dertler adasında parçalarını kullanarak çapraz uyak düzeninde bir dörtlük oluşturulmak istenirse son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Arkadaşlar çapraz uyak düzeni nasıl A, B, A, B şeklindedir. Dolayısıyla şimdi ben buraya A dersem buna B derim. Niye? Çünkü deryasında ve dururum sözcükleri aynı seslere sahip sözcükler değil. Peki çapraz olabilmesi için 3. dizenin A, 4. dizenin B olması lazım. Bu şu demek. 1 ile 3 kendi içinde kafiyeli, 2 ile de 4 kendi içinde kafiyeli demek. Arkadaşlar 1 ile 3 kendi içinde kafiyeli ise şu 3. dizenin sonunun nasıl bitmesi lazım? Deryasında sesleriyle benzer seslerin olması lazım. Bu şekilde bitmesi lazım. Seçeneklere baktığımda vurduğum çilemi dururum adasında. Ne oldu arkadaşlar? Bakın 4 numaralı dertler adasında deryasında sözcüğündeki aynı sözcükle benzer seslere sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben şuraya gönül rahatlıkla 4 yazabilirim. Seçeneklere baktığımda şuraya bakıyorum. Bakın şuralara bakıyorum. Çünkü son iki dizeye getireceğim ya. Şuralara bakmam lazım. Buralara bakarsam daha mantıklı iş yapmış olurum ilk seferde. 2 var ederim. 3 var ederim. 1 var ederim. Bakın 3 var ederim. Şimdi 4 oldu. Zaten bir tane kaldı. Burası da ne olacakmış arkadaşlar? 3 olacakmış. Tamam mı? Bakın burası da 3 olacak. Hemen cevap çıktı zaten. Yani burası da yazar dururum ifadesi şeklinde bitmesi gerekiyormuş. Böyle olursa zaten A, B çapraz düzeni oluşur. Bundan dolayı da doğru cevabım E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Her şey yerli yerinde bir dolap uzaklarda, azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan. Bu dizelerle belki maceramızdan kuru güz yaprakları bir şeyler hatırlıyor, uçuşuyor rüzgarda sözlerinin tümü kullanılarak sarmal kafiye düzeninde bir, anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse aşağıdakilerden hangisi son iki dizeyi oluşturur demiş. Şimdi sarmal kafiye dediğine göre A, B, B, A olacak kafiye örgüsü. Dizeye baktığımızda A olur, B olur. 3 ne olacak? B olacak. 4 ne olacak? A olacak. O halde 1 ile 4, 2 ile de 3 kendi içinde kafiyeli olması lazım. Şimdi uzaklarda dediğine göre benim 4. mısranın sonu ne olması gerekiyor arkadaşlar? Uzaklarda sözcüğüne benzer bir sözcükle bitmesi lazım ses olarak. Şimdi maceramızdan yaprakları hatırlıyor rüzgarda. Bakın burası ne olur? Rüzgarda olur ki kafiye oluştursun. O halde ben buraya 4 derim. 4 gitmiş olur. İkinci mısraya baktığımda ise durmadan sözcüğünü görüyorum. Seçeneklere baktığımızda bakın yaprakları olmaz, hatırlıyor olmaz. Zaten bunu elemiştik. Burası da maceramızdan olur. Burası da ne oldu arkadaşlar? 1 numara oldu. Şimdi sağ taraftaki kalan kısmın yani seçeneklerdeki sağ tarafta kalan kısmın bu şekilde bitmesi lazım. Tamam mı? Bak bu şekilde bitmediği için elerim. Bu şekilde bitmediği için elerim. Bu şekilde bitmediği için elerim. Geriye ne kaldı arkadaşlar? A ve D seçenekleri kaldı ki bizim sıralamamıza uygun olduğunu görüyoruz. Bu saatten sonra yapmamız gereken tek şey var. Anlamlı bir bütün oluşturup oluşturmadığına bakmamız lazım. Şimdi ben bunların arkadaşlar anlamlı bir bütün kurmaya çalışayım. Ne demiştik? 1 numara şurası 1 olacak. Yani belki maceramızdan. Nasıl olur? Bir şeyler hatırlıyor belki maceramızdan desem anlamlı olur. O zaman şuraya ne gelir arkadaşlar? 3 numara gelir. Buraya bakacak olursak burası 4. Burada ne kalır geriye? 1 kalır. 1 değil 2 kalır arkadaşlar. Ne olur?
kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgarda. Bakın anlamlı oldu. Anlamlı olduğu için de doğru cevabımız ne olacak? D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki dizilerin hangisinde ek biçiminde redif kullanılmıştır? Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde var ve taşar sözcüklerini görüyoruz. Var sözcüğü kök halinde olduğu için zaten redif yok. İki ses benzerliği var. Arlar birbirine benzediği için iki ses benzerliğinden dolayı burada tam uyak kullanılmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Duvar ve var kelimelerine bakıyoruz. Bakın var sözcüğü duvar sözcüğün içerisinde yer almış. Bir sözcük başka bir sözcüğün içerisinde yer alıyorsa oluşan kafiye türüne tunç uyak denir. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Yaşlar ve başlar kelimesine baktığımızda ise arkadaşlar gözünde yaşlar demiş. Yaş isim, lar nedir arkadaşlar? Burada çoğul ekidir. Bittiği yerde başlar ifadesinde baş isim, baştan başlamak olmuş. Bakın buradaki la eki isimden fiil yapım eki olarak karşımıza çıkar. R nedir? Geniş zaman kipidir. Arkadaşlar eklerin görevlerinin aynı olmadığını görüyoruz. O yüzden burada redif yok. Redif olabilmesi için eklerin görevlerinin aynı olması lazım. O halde ben şuradaki aşları alırım. Aşlar nedir? 5 ses benzerliğinden dolayı yine zengin uyak olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı ben C seçeneğini de elemiş olurum. D seçeneğine baktığımızda ise Faysal of Rıza'yım dinsiz anlama. Dini ben öğrettim kendi babama ifadesinde. Bakın baba isim. M benim babam dersem iyelik eki. A da yönelme hal eki. Anlamak fiil. M nedir arkadaşlar? Olumsuzluk eki. Eklerin görevlerinin aynı olmadığını görüyorum. Bu yüzden direkt neye bakıyoruz arkadaşlar? Kafiyeye bakıyoruz. Ne oldu arkadaşlar? Şuradaki amaların benzer olduğunu görüyoruz. 3 ses benzerliğinden dolayı ortaya çıkan uyak türüne zengin uyak denir. Bundan dolayı biz D seçeneğini denemiş oluruz. E seçeneğine baktığımızda ise dönüşleri ve örtünüşleri sözcüklerini görüyoruz. Bakın arkadaşlar dönmek fiil. Dönmekten ne olmuş? Dönüş olmuş. Buradaki üç eki nedir? Fiilden isim yapım ekidir. Lar nedir arkadaşlar? Lar çoğul ekidir. Onların dönüşleri dersem buradaki i de iyelik ekidir. Örtmek kelimenin kökü örtmekten örtünmek olmuş. Buradaki ün eki fiilden fiil yapım ekidir. Örtmekten örtünüş olmuş. Üç de fiilden isim yapım ekidir. Lar çokluk eki i de iyelik ekidir. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki üçleri aynı görevde kullanılan ekler. O yüzden ben buraya ne diyorum? Redif diyorum. Geriye kalan ses benzerliği de kafiyeyi oluşturur. Bakın burada ne kalmış arkadaşlar? N'lerin ortak olduğunu görüyoruz. Geriye kalan tek ses benzerliği olduğu için N sesi. Buna da yarım uyak denir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde farklı bir uyak kullanılmıştır diyor. Birinci dizeye baktığımızda aldanış ve kız sözcüklerini görüyoruz. Bakın arkadaşlar kız sözcüğü kök halinde. O yüzden ben redife bakmıyorum. Direkt kafiyeye bakıyorum. Şeyler benziyor. Aynı zamanda ı seslerinin benzediğini görüyoruz. Yani burada ı sesleri benzer. İki ses benzerliğinden dolayı buna biz tam uyak deriz. İkinci dizeye baktığımızda uzakta ve toprakta kelimesini görüyoruz. Toprak kelimenin kökü tanedir burada. Bulunma halekidir. Uzdan uzamak, uzamaktan uzak olmuş. Şuradaki ta da nedir arkadaşlar? Yine bulunma halekidir. Gördüğünüz gibi ta'lar bulunma haleki görevinde kullanıldığı için görevleri aynı olan eklerdir ve bu yüzden ta'lar burada redif görevinde kullanılmıştır. Geriye kalan ses benzerliğine baktığımızda ise ak seslerinin benzer olduğunu görüyoruz. Ak sesleri de yine iki ses benzerliğinden dolayı tam uyak olarak karşımıza çıkar. 3 numaralı dizeye baktığımızda ise zor ve dekor kelimelerini görüyoruz. Zor kelimesi kök halinde, dekor kelimesi de kök halinde. O yüzden ben direkt kafiyeye bakıyorum. Yani uyaklara bakıyorum. Orların benzer olduğunu gördük.
İki ses benzerliğinden dolayı bunlar da nedir arkadaşlar? Tamuattır. Dördüncü dizeye bakalım. Gibi, kalbi sözcüklerini görüyoruz. Gibi kelimesi kök halinde, kalbi kelimesindeki i'nin artık bizim için bir önemi kalmadı. Uyak ve redif noktasında. Hemen benzer seslere bakalım. Bakın bi'lerin ortak olduğu görülmektedir. Bi'ler ortaksa arkadaşlar, iki ses benzerliğinden dolayı buna tam uyak denir. Beşinci dizeye baktığımızda ise zaman ve süt liman kelimelerini görüyoruz. Zaman kelimesi kök halinde, o yüzden direkt yine kafiyeye bakıyorum. Bakın N'ler benziyor, A'lar benziyor ve M'ler benziyor. O yüzden şuradaki man seslerinin benzer olduğu görülmektedir. Üç ses benzerliği var. Dolayısıyla burası nedir? Zengin uyaktır. Farklı olanı sormuştu arkadaşlar. Bakın 5 numaralı dize zengin uyak, diğerleri tam uyak olduğu için farklı olduğu görülmektedir. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ötekilerden farklı bir uyak vardır? A seçeneğine baktığımızda duvar ve çınar sözcüklerini görüyoruz. İkisi de kök halinde olduğu için redife bakmıyorum, direkt kafiyeye bakıyorum arkadaşlar. Bakın ar seslerinin benzer olduğu görülmektedir. O yüzden burada iki ses benzerliğinden dolayı tam uyak vardır. B seçeneğine baktığımızda bile ve vehmiyle kelimesini görüyoruz. Bakın vehim kelimenin kökü i, iyilik eki, y kaynaştırma, l de vasıta eki. Fakat şuradaki bile bağlacı kök halinde. O yüzden buradaki eklerin artık benim için bir önemi kalmadı. Bundan dolayı yine direkt kafiyeye bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sağdan sola doğru, yani şu tarafa doğru gittiğimizde arkadaşlar L seslerinin ortak olduğu görülmektedir. İki ses benzerliğinden dolayı ortaya çıkan uyak türüne tam uyak denir. C seçeneği dursun. D seçeneğine baktığımızda ise nülüfer ve bahçeler kelimesini görüyoruz. Bahçe kelimenin kökü lar çokluk eki. Fakat nülüfer kök halinde. O yüzden artık larlar ekinin bir önemi kalmadı. Direkt arkadaşlar kafiyeye bakıyorum. Erler iki ses benzerliğinden dolayı nedir? Tam uyaktır. E seçeneğine baktığımızda ise şakırtısından ve zaman sözcüklerini görüyoruz. Yine zaman sözcüğü kök halinde olduğu için direkt kafiyeye bakıyorum. Bakın arkadaşlar an sesleri iki ses benzerliğinden dolayı nedir? Tam uyaktır. C seçeneğine baktığımızda ise isim ve mevsim kelimeleri karşımıza çıkıyor. Mevsim kök halinde, isim kök halinde. Arkadaşlar burada da sim seslerinin ortak olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 3 ses benzerliği var. 3 ses benzerliğinden dolayı ortaya çıkan uyak türüne zengin uyak denir. Diğerlerinden farklı olduğu görülmektedir. Bu yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu dörtlüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. A seçeneğine baktığımızda 11'li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. Hemen ünlüleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet arkadaşlar 11'li hece ölçüsüyle oluşmuş. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. 1. ve 3. dizede tunç uyak vardır demiş. Arkadaşlar tunç uyak neydi? Bir sözcüğün başka bir sözcük içinde kullanılmasıdır. 1 ve 3 numaralı sözcüğe baktığımızda yardan ve diyardan sözcüğünü görüyoruz. Bakın yardan sözcüğü diyardan sözcüğün içerisinde yer almış. O halde burada ortaya çıkan kafiye türü tunç uyaktır. B seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Çapraz kafiye örgüsü kullanılmıştır. Çapraz kafiye örgüsü A, B, A, B şeklinde örgülenen kafiye denir. Bakın 1 ile 3'te tunç kafiye vardı. A, A olur. Yazmış, yazmış. Bunlar da kendi içinde kafiyeli olduğu görülmektedir. 2 ile 4'ün. O yüzden ben buna B derim. Buna da B derim arkadaşlar. C seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Bütün dizeler 6 artı 5 duraklıdır diyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Türkçe'de yani hece ölçüsünde duraklar kelimenin ortasına gelmez. Bu bilgiler ışığında baktığımızda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet burası nedir arkadaşlar? 6 artı 5'tir. Diğer
mısralara da bakmış olalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 6 artı 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bu da 6 artı 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 6 artı 5 şeklinde duraklar şeklinde örülmüştür. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise 2 ve 4. dizide zengin uyak vardır diyor. Şimdi 2 ve 4. diziye bakalım. Gözletme yolları gel deyi yazmış. Dağlar mor menekşe gül deyi yazmış. Arkadaşlar şuradaki deyi yazmış. Deyi yazmışlar nedir? Bunlar sözcük halinde rediftir. Yazılışları aynı, okunuşları aynı ve anlamları da aynı. Şimdi biz burada gel ve gül kelimelerine bakacak olursak, bakın L sesi benzer, gördüğünüz gibi diğer seslerde benzerlik görülmüyor. Sırasıyla sağdan sola doğru gidiyoruz. O halde ben sadece L sesini alırım. Görmüş olduğunuz gibi burada tek ses benzerliği var. Tek ses benzerliğinden dolayı ortaya çıkan kafiye türüne yarım uyak denir. Yani zengin uyak değil, yarım uyak kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Çapraz uyak düzenindedir. Bakalım arkadaşlar. Bakın yıldızlar ortasında, yine yalnızım yıldızlar ortasında. Görmüş olduğunuz gibi bunların benzer sesler olduğunu görüyoruz. O yüzden buna AA deriz. Yine arkadaşlar eyvah ve sabah kelimelerinde de benzer seslerin olduğu görülmektedir. Buna B dersen buna da B demiş olurum. Dolayısıyla A, B, A, B çapraz uyaktır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Redif kullanılmıştır diyor. Bakalım. Bakın. Ben bir yıldızım. Yıldızlar ortasında derken şuradaki ım nedir? Ek fiilin arkadaşlar geniş zaman çekimidir. Yapayalnızım yıldızlar ortasında derken yine buradaki ım nedir? Bu da ek fiilin geniş zaman çekimidir. Dolayısıyla ım yıldızlar ortasında, ım yıldızlar ortasında nedir? Rediftir arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla B seçeneği doğrudur. Bunu da denemiş oluruz. 12'li hece ölçüde yazılmıştır. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ünlüleri saydığımızda 12 tane ünlü var. Dolayısıyla 12'li hece ölçüde yazılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. 1. ve 3. dizide tam uyak kullanılmıştır diyor. 1 ve 3. diziye baktığımızda zaten relifleri bulmuştuk dikkat edecek olursanız. Yıldızlar ortasında, yıldızlar ortasında. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın burada geriye kalan sesler ıs seslerinin benzer olduğu görülmektedir. Dolayısıyla iki ses benzerliği var. Bundan dolayı burada tam uyak kullanılmıştır. D seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 2. ve 4. dizide zengin uyak kullanılmıştır diyor. Bakalım eyvah ve sabah kelimelerine bakıyoruz. Kelimeler kök halinde olduğu için direkt benzer sesleri alıyorum sağdan sola doğru. Ah seslerinin benzer olduğu görülmektedir. İki ses benzerliği olduğu için de burada tam uyak vardır. Görmüş olduğunuz gibi zengin uyak değil tam uyak kullanılmış. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik 12. soruya. 12. soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır diyor. Dikkat edelim. A seçeneğine baktığımızda çivilerin gölgesi ayak sesi. Bakın çivilerin gölgesi. Görmüş olduğunuz gibi belirtili isim tamlaması var. Şuradaki S kaynaştırma harfi. İ eki de nedir? İyelik ekidir. Ayak sesi belirtisiz isim tamlaması. Buradaki i de nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Bakın eklerin görevleri aynı. O yüzden i sesleri burada redif olarak kullanılmış. Geriye kalan esler de tam kafiyeyi oluşturur. Bu yüzden yani redif kullanıldığından dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Bir ölü ve örtülü sözcüklerini görüyoruz B seçeneğinde. Bakın örtmekten örtü olmuş. Yani buradaki ü fiilden isim yapım eki. Örtüden örtülmek olmuş. Yani isimden fiil olmuş. Örtülmekten de örtülü olmuş arkadaşlar. Ü sesi nedir? Fiilden isim yapım eki olarak karşımıza çıkar. Şuradaki ü sesi.
Ölü kelimesine baktığımızda ise ölmek fiil kökü ölmekten ölü olmuş. Yani ü sesi de yine fiilden isim yapım ekidir. Dolayısıyla ü seslerinin aynı ekler olduğunu görüyoruz. Ve arkadaşlar ü sesleri burada redif olarak kullanılmıştır. Geriye kalan L'ler de yarım kafiyeyi gösterir. Görmüş olduğunuz gibi redifi sormuştu. Burada redif var. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneğinde ise parmaklarının izi ve benzi kelimesini görüyoruz. Arkadaşlar parmaklarının izi derken bakın tamlaya ne kalmış? Tamlanan da iyelik ekini almış. Yani şuradaki izideki iyi nedir? Bu iyi iyelik ekidir. Yine onun donuk benzi dersem tamlayan düşmüş belirtili isim tamlaması olur. Şuradaki i ekinin de iyelik eki olduğu görülmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar eklerin görevleri aynı. O yüzden burada redif kullanılmıştır. Yine z'ler de yarım kafiye oluşturur. Redif kullanıldığı için c seçeneğini denemiş olurum. D seçeneğine baktığımızda ise uzanmış yana tavana kelimesini görüyoruz. Bakın kelimenin kökü yan. Buradaki A nedir? Buradaki A yönelme halekidir. Tavan kelimenin kökü şuradaki A nedir? Bu da yönelme halekidir. Dolayısıyla eklerin görevleri aynı. O yüzden burada A sesleri redif görevindedir. Geriye kalan anlar ise tam kafiyeyi oluşturur. Bize redifi sorduğu için D seçeneğini denemiş oluruz. Geldik E seçeneğine. Bakın gitgide, geçide kelimelerini görüyoruz. Arkadaşlar gitgide'deki şuradaki e nedir biliyor musunuz? Bu e zarf fiilekidir arkadaşlar, tamam mı? Geçide kelimesinde ise geçmekten geçid olmuş. Şuradaki itik arkadaşlar ne ekidir? Fiilden isim yapım ekidir. Dolayısıyla sözcük isim olmuş. Buradaki e de karşımıza ne olarak çıkar? Yönelme hal eki olarak çıkar. Eklerin görevleri aynı mı? Değil. O yüzden ben direkt kafiyeye bakıyorum arkadaşlar. Bakın E'ler benziyor. Gördüğünüz gibi D'ler benziyor. Aynı zamanda İ'ler benziyor. Dolayısıyla burada şu İ'deler arkadaşlar 3 ses benzerliği olarak alırım. Ve 3 ses benzerliğinden oluşan uyak türüne zengin uyak denir. Görmüş olduğunuz gibi burada redif yok. Çünkü tekrar ediyorum eklerin görevleri aynı değil. Redif olabilmesi için eklerin görevlerinin aynı olması lazım. Bu yüzden buraya biz zengin uyak dedik. Redif kullanılmayanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.